CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl. Sayın Bingöl konuğumuz, hoş geldiniz efendim. Teşekkürler Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın Erdoğan Toprak'la birlikte yazılı yaptığınız açıklamayı ama bir de sizden dinleyelim. Neden hayır dediniz? Evet, bizim hayır dememiz son derece doğaldı. Çünkü biz günler öncesinden bu seçim hükümetine kesinlikle üye vermeyeceğimizi ifade etmiştik. Genel Başkanımız da bunu çok net bir şekilde dile getirmişti. Bizim bu seçim hükümetinde yer almamızın hiçbir maddi gerekçesi yoktur. Çünkü 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşananlara bakıldığında bu hükümette görev almanın bizim siyasi duruşumuzla hiç bağdaşmayacağını çok net bir şekilde ifade edebilirim. Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonrasında halk iradesi çok net bir şekilde %60'lık bir oranla AKP iktidarının artık sonlandırılması doğrusunda bir tavır koymuştur. Ve bundan sonra da Cumhurbaşkanı Sayın Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi vermiş ama uzun bir süre sonra bu gerçekleşmemiş ve Davutoğlu görevi iade etmişti. Teamüller gereği yapılması gereken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görevi verilmesiydi. Ama bunu yapmadı. Defalarca anayasa ihlal edildi. Teamüller yok sayıldı. Şimdi böyle bir anlayışla bizim bu seçim hükümetinde figüran olmamızı hiç kimse bekleyemez. Dolayısıyla dün 5 milletvekilimize yapılan bu teklif tarafımızdan reddedilmiştir. Ama çok net bir şekilde ifade ederim ki hangimize bu görev verirse verseydi, diğer hangi milletvekilimiz böyle bir teklifle karşı karşıya kalmış olsaydı onlar da aynı net tavrı koyacak ve bu daveti reddedeceklerdi. Peki Sayın Bingöl, şunu sorayım. Kuşkusuz zaten o anlamda fire vermediniz. Sayın Deniz Baykal'ın yalnız açıklaması evet, bekleniyor. O da belli ki reddedecek, öyle anlaşılıyor. Ancak açıklamam tarihi nitelikte diyor. O birazcık ayrıştırıyor sanki. Neden tarihi nitelikte bir açıklama? Onu tarihi nitelikte yapacak olan ne Sayın Bingöl? Şimdi dün Sayın Baykal da bu öneriyi geri çevirdi. Kamuoyuyla da paylaştı bu düşüncesini. İçeriği farklı olabilir. Daha değişik gerekçeler sunabilir. Onu birlikte bekleyip göreceğiz. Ama dün Sayın Baykal da bizim gibi bu seçim hükümetinde görev almayacağını sizlerle paylaşmıştı. Ama içeriğine dair siz de bilmiyorsunuz. İpucu alamayız sizden, öyle mi? Evet. Bizim red gerekçemiz olan mektuplarımızdaki içeriğimiz belli. Kamuoyuyla paylaştık ve başbakanlığa ulaştırdık. Benim zaten şöyle bir tavrım oldu. Bu davet mektubunu ben almadım. Davet mektubu meclisteki odama getirildi. Ben o davet mektubuna hiçbir şekilde dönüp bakmadan reddettim. Geri gönderdim. İçeriğini dahi şu ana kadar bilmiyorum. Dolayısıyla benim o davet mektubunu almamam, reddetmem açıkçası o daveti de boşa çıkarmış oldu. Peki siz almadan reddettim diyorsunuz. Oysa ya, davet bekliyor muydunuz Sayın Bingöl? Hayır. Bana sekreterim aradı. Sekreterim başbakanlıkta müsteşar amcasının odama geldiğini ifade etti. Kuryelerle geldiklerini söylediler. Ben konuyu öğrenir öğrenmez o mektubu almadım, reddettim. Hiçbir şekilde mektupla meşgul olmadım. Bütün bunlara rağmen basında isimlerimiz geçtiğinde de süratle, vakit geçirmeden gerekçelendirerek gerekçelendirerek başbakanlığa ulaştırdık. Peki yani davet de beklemiyordunuz. Peki sizle birlikte 5 isme teklif geldi. Evet, neye göre belirlendi sizce bu 5 isim efendim? Bizim diğer arkadaşlarımız da kesinlikle böyle bir davet beklemiyorlardı. Ya da böyle bir ön görüşme falan da yapılmadı. Sadece Sayın Başbakan'ın kendi kişisel tavrı. Bu doğru bir tavır değil. Bunu defalarca tekrar ettim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği olan köklü bir parti. Böyle bir teklif yapılacaksa partiye yapılmalı ya da bizim parti grubumuz var. Parti grubumuza yapılmalı. Bireysel olarak milletvekillerine bu teklifin yapılması sağlıklı bir yöntem değil. Zaten reddetme gerekçelerimizden bir tanesi de bu. Başta koyduğumuz tavrın devamıdır. Biz bireysel olarak böyle bir konuya muhatap olmamalıyız. Parti grubumuz, partimiz muhatap alınmalı. Kendileri kendi başlarına isim tercih etme hakkına sahip değiller.
böyle bir şey olacaksa görüşmeler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi olası bir seçim hükümetine görevli verecekse bunun belirleyicisi Sayın Davutoğlu değil. Bunun belirleyicisi partimizin bizzat kendisi, yetkili organlarımız ve genel başkandır ki zaten biz başından bu seçim hükümetinde görev almayacağımızı da ifade etmiştik. Peki Sayın bireysel bu tür başvurular sadece işte bir görevi yerine getirmek ya da acaba bunlardan bir şeyler çıkarabilir miyiz anlayışı. O 90 yılı aşan bir geçmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'de ilkeli duruş sergileyen milletvekillerimizle geçerli olmayan bir girişim zaten sonuçta alamadılar. Peki Davutoğlu'nun bu hamlesi parti içinde bir tartışmaya neden oldu mu? Asla, asla. Biz zaten milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanımız çok net bir şekilde tavır koymuştuk. Herhangi birimize yapılabilirdi bu teklif. Bu 5 kişiye yapıldı. Bu 5 kişinin dışında diğer milletvekili arkadaşlarımıza da yapılabilirdi. Ama aynı tepkiyi, aynı sonucu herhangi bir arkadaşımıza yapmış olsalar dahi sonuç böyle olacaktı, değişmeyecekti. Bizden bu teklifi kabul edip Davutoğlu'nun bu seçim hükümetine işlevi olmayan, içi boş seçim hükümetine kesinlikle hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin girmeyeceği çok günler öncesinde zaten belliydi. Bu noktada Tuğrul Türkeş'in tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? MHP'li Tuğrul Türkeş'in tavrını Sayın Bey. Evet, valla bunu Sayın Bahçeli'ye ve MHP yetkililerine sormak lazım. Bugün Türkiye'de gelinen noktanın sorumlulardan bir tanesi de Sayın Bahçeli ve MHP yetkilileridir. 7 Haziran akşamı yapmış oldukları olumsuz açıklamalardan sonra süreci her aşamasında tıkayan, olumsuz tavır belirleyen parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkilileri olmuştur. Ve sonuçta da asla çok tavır koyacaklarını, en ufak bir frenin dahi olmayacağını ifade ettikleri MHP'de çok ciddi bir gelişme olmuş ve Türkeş, üstüne basa basa söylüyorum, Türkeş bu seçim hükümetinde görev almış. Bunu MHP yetkilileri ve süreci bu hale getiren Sayın Bahçeli çok iyi düşünmeli. Şunu sorayım, sizce Türkiye 1 Kasım'a nasıl bir kabineyle gidecek bu durumda? Vallahi kabine ortada işte görüyorsunuz. İşlevi olmayan, içi boş, sadece işte bu süreci seçime kadar götürecek, hiçbir somut karar alamayacak, Türkiye'nin var olan sorunlarının hiçbirisine çözüm üretemeyecek, temel sorunları derinleştirecek bir seçim hükümetiyle 1 Kasım seçimlerine gidiyoruz. Bunu da zaten yaşayıp göreceğiz. Ama Allah'tan süre çok kısa. 1 Kasım'da yurttaşlarımız bu komedilere son verecek ve Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi huzura kavuşturacak, barış ortamını yeniden tesis edecek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla Türkiye rahat bir nefes alacak. Peki şunu sorayım, bir başka açıdan da bakalım Sayın Bingöl. Seçim sürecinde, seçim hükümetinde yer almak muhalefeti elini güçlendirir miydi? Bir avantaj haline dönüşebilir miydi? Zira şöyle bakacak olursak, az önce işte sizi konuk almadan evvel HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın gerekçesini paylaştık bizi izleyenlerle. Diyor ki Yüksekdağ, seçim sürecinin güvenliği ve adalet mücadelesi için kabinede yer alıyoruz diyor mesela. Böyle bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Ne dersiniz? Evet, şimdi seçim güvenliğini sağlamak zaten devletin asli görevi, iktidarın asli görevi. Seçim hükümetiyle ilgili seçim güvenliğini, sandık güvenliğini sağlamak iktidarın birincil görevidir. Bunu yapmak zorundalar. Ama böyle bir hükümetin seçim güvenliğiyle ilgili çok nitelikli tavır koyacağı düşüncesini taşımıyorum. Asıl burada en büyük görev vatandaşlarımıza düşüyor. Sivil toplum örgütlerine düşüyor. Sivil inisiyatiflere düşüyor. Her yurttaş Türkiye'yi önemseyen, yurttaşlarımızın geleceğini önemseyen her vatandaşımız orada seçim ve sandık güvenliğini korumak üzere kendisini görevli hissetmeli. Oy verme işlemi başladığı saatten gece yarılarına kadar, sonuç alınıncaya kadar asıl güvenliği sağlayacak olan vatandaşlarımız olacak, sivil inisiyatifler olacak, sivil toplum örgütleri olacak.
Ve ben umut ediyorum ki 7 Haziran seçimlerinde vatandaşlarımız çok ciddi bir şekilde bu konuda katkı koydular. Bu seçimde bu daha da büyüyecek. Ama biz parti olarak da her türlü önlemi, üzerimize düşen her türlü sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Sandık güvenliğini sağlamak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Örgütlerimize, kadrolarımıza, üyelerimize, seçmenlerimize sonsuz güveniyoruz. Bugüne kadar her aşamasında bu görevi layıkıyla yerine getirdiler. Bu seçimde de fazlasıyla yerine getirecekler. Sayın Tekin Bingöl, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.